1938 ve 1941 seneleri arasında bir zamanda Walker Adams fotoğraf makinesiyle New York metrosuna girdi. Fotoğraf makinesini paltosunun içine sakladı ve yolcuların karşısına oturdu ve başladı fotoğraf çekmeye. İnsanları oldukları gibi çekti. Kimse onun fotoğraf çektiğinin farkında değildi. Çoğumuz fotoğraflarımız çekilirken rahat değilizdir. Buradaki kişiler poz vermiyorlar. Kendi düşüncelerinde kaybolmuşlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Evans, metro deneyiminin Modern Şehir Yaşamı denen şiirin bir parçası olduğuna inanırdı. Diğer insanlara ne kadar yakın olduğumuzu gösteriyorlar. Ve iki insan beraber olmasa bile fotoğrafları çekildikten sonra sonsuza kadar birbirlerine bir anlamda bağlanmış oluyorlar. Bitirdiğinde seriyi 90 fotoğrafa indirdi. 1960'da Many Are Called yani Çoğu Çağrıldı adlı bir kitap yayınladı. Bu isim İncil'den bir alıntı. Tam cümle ise çoğu çağrıldı ama hepsi seçilmedi ya da daha azı seçildi. Fotoğrafın derin dili seçicilikle alakalıdır. Fotoğrafçı bu yolcuları, bu vatandaşları tarladan ekin toplar gibi topladı. Uyuyanlar, şapka takanlar, birbirlerine bakanlar, ona bakanlar, Evans bu fotoğraflar için gözlerinizi dikip bakın yazmış. Bu gözlerinizi ve daha fazlasını eğitmeniz için bir yol. Gözlerinizi dikip bakın. Merakla bakın. Dinleyin. Kulak kabartın. Bir şeyler bilerek ölün. Çok uzun süre burada kalamayacaksınız. Benim bildiğim ilk kavramsal proje bu. Evans bana bakmanın yaratıcılık gerektiren bir eylem olduğunu öğretti. Bu resimler benim bilincimde gerçekten iz bıraktı. Onlara nostalji olarak bakmıyorum. Onlara bakıp "Ah keşke insanların böyle giyindiği ya da böyle saçlarını şekillendirdiği bir dönemde olsaydım." demiyorum. Öyle hissetmiyorum. Benim kendi zamanıma olan bakış açımı genişletiyor. Bence resimlerin sokakta olması fikri şehirlerde yaşayanlarımız için gerçekten büyük bir hediye.